Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel şekilde güzel deneme taktikleri vereceğiz ve gerçekten de bu prova kampında en önemli noktalarından bir tanesi olan deneme sınavlarında matematiklerden neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar ve hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 14 Nisan güzel bir pazar günü ve saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Matematik deneme taktikleriyle beraber sizlerleyiz. Ve bugün dediğimiz gibi matematikle alakalı taktikler vereceğiz sizlere. Belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Sizlerle konuşacağız, böyle dertleşeceğiz. Neler yapmamız gerekiyor? Tabii bundan önce iyi bir konu tekrarı yapmanız lazım arkadaşlar. Konuları bilmeden zaten yeni nesil bir soru çözmeniz, deneme soru çözmeniz imkansız diyebiliriz. Dolayısıyla da mutlaka kesinlikle bir altyapı oluşması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Yani bir binada arkadaşlar e, kolonları koymadan e, harcını koymadan hemen üstüne ben işte bir mutfak dolabı yapayım demiyoruz değil mi? Önce onları tamamlıyoruz. Tuğlasını koyuyoruz. Üstüne arkadaşlar kirecini koyuyoruz. Harcını koyuyoruz. Tamamlıyoruz. Ondan sonra en son nokta olarak da işte dolaptır, boyadır, badanadır onları yapıyoruz. Dolayısıyla mutlaka bazı arkadaşlardan şöyle yorumlar geliyor. Hocam yapamıyorum. Sorular yapamıyorum. Sınavlarda yapamıyorum. Nasıl yapacağım falan. Demek ki arkadaşlar konu olarak tam olarak konu çalışmıyorsunuz. Konularda bir eksiklik var. Dolayısıyla da soruları yapamıyorsunuz diyebiliriz. Prova kampımız efsane arkadaşlar. Çok da güzel. Umarım faydalı olmuştur diyelim ve sizlere ödevlerinizi bu kampla alakalı verelim. Zaten doz denemeleri arkadaşlar bitirdiniz. Doz denemeleri gerçekten de çok güzel. Tatlı tatlı size küçük küçük dozlar şeklinde veriyordu. Doz denemeleri zaten onu hallettiniz. Bunun yanında sevgili arkadaşlar buraya geldik e, hemen buradan ne yapacaksınız e, 7 8 ve 9'u ne yapıyorsunuz buradan e, çözüyorsunuz arkadaşlar bu da efsane bir kaynak burada da yine sözel mantık sayısal mantık soruları var e, gerçekten de çok tatlı çok güzel sorular var ve kitabın boyutu olarak da arkadaşlar yani bir karış boyutunda neredeyse ve taşıması da çok kolay e, özellikle sözel mantık soruları da efsane buradan baktığınız zaman e, çok da güzel gözüküyor bol görselliği bol infografik sorular var dolayısıyla da matematiği de aynı şekilde arkadaşlar bunları da göstermiş olalım buradan da yine ödevlerini tamamlıyorsun bunu özellikle söyleyelim. Bunun yanında Arkadaşlar LGS Matik'ten deneme 8'i çözüyorsun. Deneme 8'i açtın bakın burada. LGS Matik'te arkadaşlar çok tatlı biliyorsunuz yeni yayınlanan sorularda artık çok uzun sorular yok. Böyle daha kısa sorularla karşılaşıyoruz. Yani bu sene LGS'nin arkadaşlar daha böyle kısa sorulardan oluşacağı çok uzun soru olmayacağı çok fazla yeni nesil sorunun içerisinde barınmayacağı bir durum olabilir. Lütfen buna hazırlıkta olun diyoruz. Bu tip sorularda ihmal etmeyin arkadaşlar. ...arkadaşlar bunu da özellikle söylemiş olalım... ...buradan 8'i çözüyorsun ve son olarak da... ...sevgili arkadaşlar e, buradan da... 6 adımda e, matematikten de... ...yine dördüncü adımı ne yapıyorsun çözüyorsun... 5 adıma gelmişiz hemen geri geliyorum... ...ve dördüncü adım arkadaşlar... ...ne yapıyorsun buradan e, çözüyorsun... ...yine Türkçesi ayrı bir güzel... E, ...arkadaşlar e, sosyeli ayrı bir güzel... ...matematiği ayrı bir güzel... E, ...sevgili arkadaşlar çok çalıştık... ...çok emek verdik bu kitaplara... ...lütfen bu kitapları çözerken arkadaşlar... ...çok dikkatli olun gerçekten... Tekrar tekrar söylüyorum ama çok çok emekler verdik. Dolayısıyla buradan ne yapıyorsun dördüncü adımında mükemmel bir şekilde çözüyorsun diyebiliriz ve ödevlerini verdik. Bunları yaptıysan arkadaşlar şu dört kaynağımızdan hemen tekrar alayım. Bu dört kaynaktan eğer çalışmalarını yaptıysan zaten netlerinin artmamasına imkan yok diyebiliriz. Yani küçük küçük dozlarla bu kitabı çözdün altı adımda arkadaşlar hız tekrarını yapıyorsun. LGS matikle arkadaşlar milli eğitim müfredatına uygun soruları çözüyorsun. Sözel mantık sayısı sayısal mantıkla da bunları çözdüğün zaman zaten harikulade bir çalışma yapmış olacaksın diyelim. Şimdi vakit kaybetmeyelim arkadaşlar ve diyoruz ki matematikte deneme taktiklerinde neler var? Tabii ki ilk olarak taktiğimiz sevgili arkadaşlar çam fıstığı taktiği, e, turlama taktiği diyoruz arkadaşlar. Turlama taktiği diyoruz ve turlama taktiğinde neler anlatacağız? Yani yaptığımız arkadaşlar bazen arkadaşlarla konuşuyoruz. Siz, sizin gibi öğrenci arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Okullarda olsun, sokaklarda olsun ve turlama taktiğini bilmediklerini fark ettik. Bilen arkadaşlarımız var ama birçok arkadaşımız da bilmiyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar, kendinize deneme sınavlarında mutlaka özellikle sayısal bölümü çözerken şunu demeniz lazım. Ben hangi branştan başlayacağım? Yani fen bilgisinden başlayacağım, matematikten başlayacağım. Artık bunun kararını verme vaktiniz geldi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla e, ne yapman gerekiyor? E, her denemede artık standardı oluşturman gerekiyor. Benim standardım şu. Ben denemelere kardeşim fen bilgisinden başlarım. Feni e, hemen çözerim. İşte yarım saatte, 35 dakikada çözerim. Kalan e, zamanımı e, matematiğe ayırırım diyebilirsin. Fen bir, nispeten daha sözel ve daha kolay bir ders olduğu için arkadaşlar. Bunu yapabilirsin. Bunu özellikle söyleyelim. Sonra matematiğe geçebilirsin. Ya da şunu diyebilirsin. Yok efendim ben matematikten başlarım. Zor olanı atlatırım. Daha sonra fene gelirim. Rahatlarım. Daha kolay olur diyebilirsin. Bunun zaman arkadaşlar. Bunun kararını verme zamanınız geldi. Lütfen bu aralar denemelerde buna artık konsantre olun. Bir öyle bir böyle yapmayın arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyelim sonrasında sayısal bölümde arkadaşlar turlama taktiğimiz nedir şimdi arkadaşlar örneğin çam fıstığı örneğini niye verdik bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam çam fıstığı canımız çekti ee, neden verdiniz falan diyebilir arkadaşlar çam fıstıklarında düşünsene akşam oturdun güzelce çay içiyorsunuz keyifler yerinde açtınız televizyonu izliyorsunuz ailecek espriler havada uçuyor falan derken anne sana çam fıstıkla böyle bir tabak getirdi sen sordun anneciğim nereden geldi bu? İşte diyor ki yan komşumuz verdi. Onlar işte e, Gaziantep'li veya Şanlıurfa'lı veya Siirt'ti biliyorsunuz o bölgede yetişiyor. e Onlar getirdi falan dedi. Bir baktın aman Allah'ım hemen canın çekti. Aldın yemeye başlıyorsun. Doğru mu arkadaşlar? Evet. E, peki yerken ne yapıyorsun? Tık 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 böyle alırken şunu düşünüyorsun. Aa bak ucu açıklar var. Hazır onları alırsın değil mi? Hiç uğraşmazsın, zorlanmazsın. Dolayısıyla onları alırsın. Çıtır çıtır gömersin. Sonra biraz daha böyle kapalı olanlara odaklanırsın. Ama tam Tam kapalı olanlar var ya, işte onlarla hiç uğraşmazsın. Yani çünkü alırsın, ısırırsın, dişin kırılır falan sıkıntı yaşarsın. Onlarla hiç uğraşmasın. En kolaylarından başlarsın. İşte arkadaşlar, turlama taktiğimizin mantığı da tam da bu noktada başlıyor. Tam da bu noktada başlıyor. Yani sorularımızda arkadaşlar, sorularımızda yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar kolay olan deneme, yani kolay olan sorulardan başlamaktır. Yani mesela şöyle bir kaynak aldık diyelim ki elimize aldık şöyle bir kaynağımızı açtık bir denemeyi şöyle bir bakalım arkadaşlar özellikle matematiği açalım şöyle diyelim ki arkadaşlar şöyle bir soru gördük diyelim şöyle bir soru gördük baktık bu kolay değil mi evet çok fazla uğraştırmıyor hemen dedim ki ya ben bunu hemen çözebilirim işte arkadaşlar bu sorular tam açık çam fıstığına benziyor bunu hemen ne yapıyorsun okuyup değerlendirip çözüme geçebiliyorsun ama şöyle bir soruyu gördüğün zaman baktığın hem uzun hem de arkadaşlar içerisinde birden fazla işlem yapman gerektiriyor dolayısıyla bunlar işte kapalı yarı kapalı şeklinde değerlendirebiliriz. Bunları atlaman lazım. Hemen çevirdin sayfayı baktın şöyle bir soru geldi. Bu soru ne yaptın hemen tık 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 yapılabiliyor. Ama şu soruya geldiğin zaman sıkıntı yaşayacağını düşünüyorsun ve hemen geçiyorsun. Burada amaç arkadaşlar çok net söyleyeyim. Burada amacımız e, bütün soruları görmektir. Çünkü bazen öğrencilerimiz arkadaşlar sınavdan çıktıktan sonra diyorlar ki ah hocam bu soruya zamanım yetmedi. Ah hocam şunu göremedim. Görseydim kesin bunu çözerdim. İşte ahlar vahlar havada uçuyor. Ama arkadaşlar turlama taktiği sayesinde bütün soruları ne yapıyorsun görmüş oluyorsun bütün soruları görüyorsun ve bütün soruları görüp Önce yapabileceğin soruları yapıyorsun. Sonra bir tık zor olanlara geçiyorsun. En sonunda da gerçekten kazı kulazizül hazretlerinin hazırladığı bu en zor sorular geliyor. Onlarda da vakit harcarsan da artık yapacak bir şey yok. Tabii ki bazı sorular zor olabilir. Ama sen ne yapmış olursun? Gönül rahatlığıyla bütün sorulara bakmış olmanın verdiği rahatlıkla en zor soruya vaktini ayırabiliyorsun. Lütfen arkadaşlar buna dikkat edin. Çünkü çok çok üzülüyoruz. Diyor ki arkadaşımız hocam işte 15'e kadar geldim son 5 soruya bakamadım. Çünkü turlama taktiğini kullanmamış. Bir de sorularla in İnatlaşmayın arkadaşlar sorular canlı bir varlık değildir. Onlarla inatlaşırsan kaybeden her zaman sen olursun. Baktın zor bir sorun var hemen ne yapıyorsun? Geçiyorsun diğer sorulara bakıyorsun diyelim ve turlama taktiğini arkadaşlar lütfen önemseyin. Lütfen dikkat edin bu bilimsel de bir taktiktir aynı zamanda. Ve özellikle üniversite sınavlarında arkadaşlarımız da buna çok çok çalışıyorlar. Ve sizler de çalışırsanız bu turlama taktiğini yaparsınız. Sonra e, döndünüz yaptınız sonra bir daha dönüyorsunuz. Orta zorlukta sorular yapıyorsunuz bir daha dönüyorsunuz arkadaşlar en zor sorulara bakıyorsunuz diyelim ve bu şekilde sana çam fıstığı yöntemiyle turlama taktiğini harika bir şekilde anlatmış olduk. Gelelim arkadaşlar verilen bilgiye dikkat etme noktalarına. Sevgili arkadaşlar burada baktığımız zaman sorulara sevgili arkadaşlar. Yukarıda bazı bilgiler veriliyor. Bu bilgilere dikkat etmeniz gerekiyor. Demek ki sorulan soru sevgili arkadaşlar sorulan soru bu bilgilerle alakalı olduğunu düşünüyoruz ve diyoruz ki he tamam buradan kopya çekebilirim ben diyorsunuz ve bu şekilde ne yapıyorsunuz? Güzel bir şekilde buradaki bilgiyle buradaki soruyu eşleştiriyorsun ve bu şekilde de yukarıdaki bilgiyle beraber soruyu harika bir şekilde çözüyorsun. Bunlar senin kafanı karıştırmasın sevgili arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar bir başka taktiğimize. Soruda sadece önemli kısımların altını çizer misin demiş. Altını çizdi demiş süper. Şimdi arkadaşlar burada da yine görmüş olduğumuz, gözlemlediğimiz bazı sıkıntılar var özellikle deneme sınavlarında. Arkadaşlarımız deneme sınavlarına giriyorlar, heyecanlı bir şekilde şöyle yapıyorlar bakın. Evet yüksek teneş olan arkadaşlar şöyle arkadaşlar sürekli bir altını çizme durum var. Çiziyor, 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 çiziyor arkadaşlar böyle karalıyor, üstünü karalıyor, altını karalıyor, soruyu karalıyor. Sonra e sorudan bir şey anlamıyor. Anlamadığı zaman tekrardan ne yapıyor? Yukarıya doğru dönüyor. Okurken de bu sefer soruyu karaladığı için Karaladığı için arkadaşlar altında yazan şeyi de görmüyor arkadaşımız. Aman Allah'ım. E, sıkıntı sıkıntı içinde. Bir soruyu anlamadık. iki üstünü karaladık. Üç e, belki soruda üstünü karaladığımız kısımlar arkadaşlar ne olacak? Problem yaratacak. Okuyamayacağız, yazamayacağız. Dolayısıyla ne oluyor? Problem yaratıyor. Onun için sorunun tamamını arkadaşlar kesinlikle e, çizmiyorsun. Neyi çiziyorsun? Önemli kısımları çiziyorsun. İşte diyor ki mesela yüksekliklere eşit olan. Aa bak dikkat bunu kullanabilirim. İşte 14 santimetre. İşte boş kalan kısmın uzunluğu 10 santimetre. Vanilyalı bisküvit sayısının kakaolu bisküvit sayısının oranı nedir? Ya da işte sayısı eşittir falan gibi. Arkadaşlar kendince önemli gördüğün noktaları işaretliyorsun. Sorunun tamamını işaretlersen tamamen bir arkadaşlar neye dönüyor? Yazı çöplüğüne dönüyor. Dolayısıyla bu bunu istemiyoruz. Tamamen e, altını e, çizdiğimiz noktalar önemli noktalar olması gerekiyor. Lütfen buna da dikkat ederseniz çok sevinirim arkadaşlar diyelim ve haydi bakalım bir sonraki taktiğimize gelelim. Arkadaşlar dördüncü taktiğimiz ise sonradaki önemli kısımları boş bir yere ya da şeklin üzerine not al demiş. Mesela diyor ki taban ayetten uzunlukta 10 cm ve 24 cm olan dikdörtgen prizması biçiminde tahta blok şekil 1'deki gibi taban köşeleri boyunca tabanlara dik olacak şekilde keserek iki eş parçaya bölünüyor. Şimdi arkadaşlar şekil 1'de diyor ya ben hemen şekli biri aldım burada anlatmış ve şekli biri inceliyorum bak devamını okumuyorum sorunun ve ...bunu incelemeye başlıyorum. Diyorum ki ee, tamam burası 10 santim, güzel. E, burası 24 santim, tamam. Ortadan kesilmiş. Yani burada verilen ifadeyi anlamlandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonrasında devam edelim bakalım. Elde elden iki eş parçayı üst üste yapıştırarak... ...şekil 2'deki dik üçgen, e, üçgen dik prizma biçiminde bir tahta blok oluşturuyor. Evet bunu buradan kesmişim diyorum. Sonra buraya koymuşum. Böyle ne yapıyorum arkadaşlar? Bir yandan da hem soruyu okuyorum hem de beyin fırtınası yaparak... ...soruyu anlamlı hale getiriyorum. Elde edilen dik üçgen e, dik prizma ile başlangıçta elde edilen dikdörtgenler dörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları toplamları birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Bak özellikle ne yaptım? Altını çizdim. Komple çizmiyorum. Altını çizdim arkadaşlar. Buna göre dikdörtgenler dörtgenler prizması şeklindeki tahta bloğun yüksekliği kaç santimetredir demiş. Neyi soruyor arkadaşlar bize? Bakın şöyle de ne yapıyorum? E, buraya çiziyorum. Bakın şuradan mesela istersen ben buraya bir x diyebilirim. X dediğim zaman ne oluyor? Ha demek ki bunu soruyor bana. Tekrar tekrar okuyup da ya bu soruda acaba neyi soruyor soruyordu ya? Şunu mu soruyordu? Bunu mu soruyordu? Falan filan düşünmeden ne yapıyorum? Buraya X dediğim zaman demek ki bunun cevabını bana soruyor diye düşünüyorum. Ve bu şekilde de ne yaptım arkadaşlar? Ufak tefek notlar alarak sorumun çözümüne dair güzel taktikler alıyorum. Ya da daha probleme dayalı arkadaşlar sorularda daha çok notlar alabilirsiniz. Ne verilmiş? Ne isteniyor? Ne yapmamız lazım? Nasıl bir işlem yapmamız lazım? Bunları da bir yandan soruyu okurken ne yapmamız lazım? düşünmemiz gerekiyor. Bir sonraki arkadaşlar yani aşama dediğimiz nokta ise Soruları okurken lütfen hikayeleştirin. Yani soruyu böyle arkadaşlar bodoslama okumayın. Soruları e, güzel hikayeleştirin. İşte şöyle diyebilirsin mesela taban ayrıtlarının uzunlukları 10 cm ve 24 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta blok varmış ee tamam varmış güzel tamam süper şekil birdeki taban köşegenleri boyunca kesiliyormuş evet bak buradan kesiliyor tamam bu da güzel süper i̇şte dik e, iki tane e, prizma oluşuyormuş Aa süper tamam üst üste koyuyoruz yani böyle arkadaşlar kendinizce ufak ufak böyle hikayeleştirip olayı biraz daha basite indirgeyip daha tatlı bir şekilde eğer soruyu çözümlerseniz e, anlaşılması daha kolay olacaktır olacaktır diyoruz. Noktaya virgüle dikkat ediyorsun arkadaşlar. Mesela şöyle yapıyor. Tabanları dik olacak şekilde kesilen üçgenleri ...paraya Elde edilen iki parça. Nokta var arkadaşlar. Noktayı unuttunuz. Şöyle olması lazım. Tabanlara dik olacak şekilde kesilen iki eş parçaya ayırıyor. ...nokta. Duruyorsun. He tamam diyorsun. Elde edilen iki parça diyor. Sonra öyle devam ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Bodoslama gidiyorsun. E sonradan hiçbir şey anlamadan... E, ...ne yapmış oluyorsun? Soruyu tamamlıyorsun... ...ve zaman kaybı yaşıyorsun diyebiliriz. Lütfen buna da dikkat edin sevgili arkadaşlar. Sonra iki çık arasında kaldın. Yani arkadaşlar... ...yapmış olduğun işlemler neticesinde... ...dedin ki ya bu 10 olamaz arkadaş. Bu 8 de olamaz. Yani ya 9 olur ya 7 olur arkadaşlar. O zaman... Öğrencilerimizin birçoğu hocam sallasak mı ne yapsak falan diye düşünüyor. Tabii ki arkadaşlar sallayın demiyoruz ama aklına gelen ilk şıkkı işaretlersen ne olacak? Doğru cevabı yapılan araştırmalara göre doğru çıkıyormuş arkadaşlar. Onun için yapmış olduğun işlemlerde iki şık arasında kalıyorsan sonrasında arkadaşlar ne yapman lazım? E, aklına gelen ilk şıkkı işaretlersen doğru olduğu ne olmuş e, araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış diyebiliriz. Sen de aklına gelen ilk şıkkı işaretlersen harika bir şekilde doğru sonucu bulma ihtimalin artacak diyelim ve bu taktikleri verdik mi Evet verdik. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım biraz böyle sorular üzerinde uygulayalım arkadaşlar. Hadi bakalım sorulara geçiyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. Birazcık ne yaptık? Deneme soruları çözelim ve deneme provası yapalım sizlerle beraber. Sorularımıza şöyle bir bakacağız. Ufak ufak taktikler vereceğiz. Neler yapmamızdan gerektiğinden bahsedeceğiz ve bu şekilde de dersimizi tamamlayacağız diyelim. Zaten ne yaptık? Güzel taktikler verdik size. Özellikle arkadaşlar turlama taktiği çok çok önemliydi. Şöyle ben de şöyle baktığım zaman arkadaşlar sorulara Şöyle güzel güzel sorularımız var. Bazı soruları uzun olduğu için geçeceğim arkadaşlar. Sizlere bırakacağım. Zorlandığımı düşünüyorsam hemen ne yapacağım? Geçeceğim. Diyeceğim ki Aa, bu soru zor, karışık. E, sınav esnasında beni panikletmesin diye. E, ne yapacağım? Geçeceğim. Bazı sorularda kolay olduğu için hemen tıkırt yapacağım. Ve ne yapacağım? Yoluma devam edeceğim. Şimdi hemen sorumuzu bir okuyorum. Tatlı taktı okuyorum. Tane tane okuyorum. Nasıl okuduğuma, neler yaptığıma lütfen arkadaşlar dikkat ediniz diyelim. Şekildeki top e, otomatında 18 tane e, mavi, 15 sarı ve 12 yeşil top vardır. Bu otomattaki her renkten bir miktar top alınıyor. Son durumda her bir renkten alınan top sayısı ile o renkten otomatta kalan top sayısı aralarında asal oluyormuş arkadaşlar. Bakın aralarında asal oluyor. Altını çizdim. Güzel altını çizdim. Ondan sonra 18 tane mavi, 15 tane sarı, 12 tane yeşil top varmış. Bunların da altını çizdim. Güzel. Zaten burada da vermiş. Bir yandan şekli de arkadaşlar ne yapıyorum? Süzüyorum. Her bir renkten alınan top sayısı birden büyük. Bakın aman dikkat birden büyük daha fazla yani bir olmayacak diyor daha fazla olsun diyor. Olduğuna göre otomatta kalan top sayısı en fazla kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar alınan top sayısıyla kalan top sayısı aralarında asalı olacaksa o zaman mavi toptan başlayalım bakalım. Mavi toptan başlıyorum hemen yazıyorum bak tane tane arkadaşlar. Şimdi bir tane alsam 17 tane olur ama 1 ile 17 aralarında asaldır doğru ama birden büyük dediği için bunu alamıyorum. 2 ile arkadaşlar 16 olsa bakın toplamda 18 yapıyor mavi top için aralarında asal değil. 3 ile arkadaşlar 15 olsa aralarında asal değil. 4 ile e, ne olur 4 ile 14 olsa yine aralarında asal değil. 5 ile arkadaşlar 13 olsa aman Allah'ım dikkat. Bulduk mu? Evet bulduk. Arkadaşlar hazineyi bulduk. 5 ile 13 aralarında asaldır diyebiliriz. Hemen geliyorum sarıya. Bakın sarıya geliyorum arkadaşlar. Tane tane yazıyorum. E, 1-14 zaten olmuyordu biliyorsunuz. 1-14 olmuyordu. 2-13 aman Allah'ım yakaladık mı? Evet yakaladık arkadaşlar. 2 ile 13 aralarında asal mıdır? Evet Asaldır hazineyi bulduk. Devam edelim. Sonrasında yeşil toplara bakalım arkadaşlar. Yeşil toplara bakalım. 12 tane vardı. E, ee, 1 ile 11'i alıyorum. Aralarında asal ama birden büyük dediği için almıyorum arkadaşlar. 2 ile 10 yaptığım zaman olmuyor. 3 ile 9 yapıyorum. Yine aralarında asal değil. 4 ile arkadaşlar 4 ile 8 yapıyorum. Yine aralarında asal değil. 5 ile 7 yapıyorum. Aman Allah'ım aralarında asal. Bunu da yakaladık. O zaman arkadaşlar ne yaptık? Kalan topları soruyor. O zaman bakalım. Mavi toplardan 5 tane aldım. Kalan 13 tane. Bu arkadaştan sarı toplardan 2 tane aldım. Kaldı 13 tane. Buradan 5 tane aldım sevgili arkadaşlar kaldı 7 tane o zaman bunları toplarsam 26 7 daha 30 e, kaç yapacaktır 3 yapacaktır diyorum ve doğru cevabım nerede A şıkkında sevgili arkadaşlar diyorum ve evet soruyu nasıl okudum nerelerin altını çizdim nerelere dikkat ettim ve soru nasıl çözüldü arkadaşlar umarım buradan da size bir ufak bitiyorlar vermişizdir diyelim ve hadi bakalım yolculuğumuza ikinci sorumuzda devam edelim. İkinci sorumuz arkadaşlar kolay gibi ise yapmayı deneyeceğim, e, deneyeceğim ama belki çözeme edebilirim, çözemezsem ne yapacağım? Hemen kenara koyacağım, daha sonraki zaman diliminde tekrar bakmaya çalışacağım. Şimdi bir gençlik kampında kiralanabilecek en büyük ve en küçük çadırların bir günlük kira ücretiyle bu çadırlarda en fazla kaç kişinin kalabileceği aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar burada bir sürü laf kalabalığı yapmış ama anlatmak istediği şey zaten bu çadırların üzerinde yazıyor. Diyor ki büyük çadırlarda 8 kişi kalıyor 40 TL küçük çadırlarda ise 5 kişi kalıyor 30 TL diyor arkadaşlar. Süper e tamam çok güzel. Bu gençlik kampında kiralanan büyük ve küçük çadırlarda e, arkadaşlar kalan kişi sayılarının birbirine eşit. Arkadaşlar bu kelimeyi gördüğünüzde ne gelmesi lazım aklınıza? Ekok gelmesi lazım tabii ki. Buna dikkat. Ekok gelmesi lazım ve altını çizdim. E, sonra günde kamptaki arkadaşlar çadırların kiralanmasından elde edilecek günlük kiralama ücreti toplamı en az kaçtır diyor. En az dediği için arkadaşlar bir kere ne yapıyoruz? Bir şart yok. Bir şart olmadığı için de direkt sayıların ekokunu bulabiliriz. Kişi sayısı eşitmiş. O zaman 8 kişi burada var. Burada da 5 kişi varsa bu iki sayının ortak katıdır. Yani ekokunu bulmamız lazım arkadaşlar. 8 ile 5'in ortak katı kaç olacaktır? 40 kişi olacaktır. Demek ki büyük çadırlarda da 40 kişi kalacak. Küçük çadırlarda da 40 kişi kalması gerekiyor. Şimdi 8 kişi 40 kişi arkadaşlar 40'ı ne yapıyorum? 8'e bölüyorum tabii ki. 40'ı ne yapıyorum? Hemen şöyle bir 8'e bölüyorum. 8'e böldüğümde 5 çadır gerekiyor değil mi? 5 çadır gerekiyor arkadaşlar buraya. 5 çadır gerekiyor. Peki 5 çadır için ödeyeceğim en minimum para ne kadardır? 5 çarpı 40'tan arkadaşlar buradan ben 200 TL ödemem gerekiyor bu çadır için. Geliyorum diğer çadırımıza. Diğer çadırımız ne arkadaşlar? Burada da yine 40 kişi kalacaktı. 40'ı kaça bölüyorum ben? 40'ı kaça bölüyorum arkadaşlar? 5 kişilik olduğu için çadırlarımız 5'e bölüyorum. 8 çadıra ihtiyacımız var değil mi? 8 çadıra ihtiyacımız var. Süper. 8 çadırın her birini 30 TL'den tutarsam ne olur arkadaşlar? 240 TL buraya da ödeme yapmam lazım. E buradan 200 TL ödedim. Buradan 240 TL ödedim. Toplamlarımız sevgili arkadaşlar 440 TL olacaktır ve doğru cevabımız Bursa. Bakın bu soru yapılabilir sorular. Yani ucu açık ya da yer açık çam fıstıkları diyebiliriz. Çıtır çıtır soruları ne yapıyoruz? Sevgili arkadaşlar gömüyoruz. Diyebiliriz ve bir sonraki sorumuza da Şöyle bir bakalım yine yapılası Bir soruysa arkadaşlar yapacağız Bu arada bu videoyu izleyen arkadaşlar Taktikleri aldı bu soruları da durdurup Bizle beraber challenge yaparlarsa Arkadaşlar ne yapacağız ee, Bir bakalım doğru mu yaptılar Yanlış mı yaptılar onları bir kontrol etsinler bakalım Bu soruyu B bulduysan harika bir iş çıkardın Diyebiliriz arkadaşlar devam edelim bakalım mesela arkadaşlar diyelim ki ben bu soruda biraz takıldım ya da şöyle düşünelim bu sorularda bu konuyu ben tam anlamadım diyelim ki hemen ne yapıyorum biliyor musunuz bunu hemen bak ben kağıdımı şey yapıyorum ama kenara kaldırıyorum ya da sen diğer soruya geçiyorsun hemen diğer soruya geçiyorsun baktın diyelim ki arkadaşlar böyle bir üstü ifade soru gö sorusu gördün bakın şuradaki üst taraftaki bilgiler kafanı karıştırmasın onlar zaten ıvır zıvır bilgi arkadaşlar soruyu onlar böyle bir kalabalıklaş kalabalıklaştırıyorlar dolayısıyla mesela bu soruyu gördün ya aman Allah'ım dedin. Üstü ifadeler hiç sevmem. Üç yıldızla seni uğurluyoruz. Üç evetle seni uğurluyoruz dedin. Ve ne yaptın? Bunu da kenara koydun. Hemen ne yapıyorsun arkadaşlar? Bunu da kenara koyuyorsun. Ya da yapmak için uğraşabilirsin e, de, diye düşünebilirsin. Ama zorlanacaksan ne yapıyorsun? Hemen kenara koyuyorsun. Bak bunda geçtik. Arkadaşlar devam ediyorum. Tıpkı denemelerdeki gibi sizlerle beraber bir öğrenci gözüyle çözüyoruz sorularımızı. Şimdi devamında Yine işte yüzdeler var, bir şeyler var. Yine böyle e, bir işte bi, bilimsel gösterim tanımını vermiş. Aman Allah'ım dedin buradan buraya geçmiş falan filan soruyu okudun. Ben de okuyorum e, ve işin içinden çıkamadım. Zaten virgüllü şeyler falan filan. E, bilimsel gösterimde de çok iyi değilim dedim. Hemen çat buna iki tane yıldız koydun. E, bu konuyu yapabilirim dedin iki yıldız koydun. Bak diğerine üç yıldız koymuştum, buna iki yıldız koydun. Niye? Çünkü hani yapabilirim dedim. Bak bunu da geçiyorum arkadaşlar bunu da geçiyorum. Aa bakıyorum ki arkadaşlar e, köklü sayılarda yaklaşık değer. En sevdiğim. Hemen bir kalp atıyorsun buraya. Oo çok seviyorum seni diyorsun ve kalbini buraya bırakıyorsun. Ve başlıyorsun soruyu okumaya. Başlıyorsun soruyu okumaya. Cirit atma sporuna ait kısa kenar uzunluğu arkadaşlar 2,5 metre olan 8 eş e, dikdört dikdörtgensel bölgeden oluşan bu parkur verilmiş. Güzel parkuru inceliyorum. Arkadaşlar her bir bölme 2,5 metre uzunluğunda. Eyvallah süper. Peki başlangıçta başlangıç çizgisinden arkadaşlar cirit atışı yapan Ayşe Gül'ün attığımız mızrak. Tamam parkurda bakın virgülde durdum arkadaşlar dikkat. Bu ufak tefek detayları lütfen dikkatinizi çekin. Mızrak parkurda gösterilen yeşil bölgede kalmıştır. Aman Allah'ım bakın yeşil bölgede kalmıştır. Yani şurada kalmıştır. Evet işaretlemelerimi yaptım. Ee, buna göre bu mızrağın başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakiler hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Ee, bu mızrağımız arkadaşlar 12,5 metre ile arkadaşlar bu mızra 12,5 metre ile 15 metre aralığında bir yerde. Yani arkadaşlar 12'den 13'e doğru evrilmiş. Yani 12... 12'den 13'e doğru gitmişiz. 12.5'tan daha büyük olduğu için. Ama 225'ten kesinlikle küçük olacaktır diyorum. Böyle yorumlamalarda bulunuyoruz. Şimdi buraya bakalım. Kök içine alalım. Arkadaşlar burası ne oldu? Kök 200. Yani mantıklı. Kök içine alıyorum. Buradan devam edelim. 8 kere 8 64. 192. Arkadaşlar olabilir. Bakın burası da 144'ten büyük. Hatta 144 ile 169 arasında yaklaşık olarak arkadaşlar buraya da kök e, mesela 100... E, 156 155 gibi bir değer verebilirsin Çünkü 12 buçu geçmiş yani yarısından geçmiş 169 da daha yakın arkadaşlar Dolayısıyla ne yapıyorsunuz yaklaşık olarak buraya da 155 diyorum kök 155 diyorum Şimdi buraya bakalım 6 kere 6 36 çarparsam kaç oldu 180 e zaten garanti 180 arkadaşlar buraya bakalım 6 kere 6 36 e 25 pardon 6 ile çarparsam buradan ne oldu gördüğünüz gibi karakök 150 oldu arkadaşlar karakök 150 zaten otomatikman karakök 144'e daha yakındır e dolayısıyla bu 12 buçu geçmez 12 buçuğun altında kalması gerekiyordu dolayısıyla doğru cevabımızın da olamaz dediği için aşık olduğunu söyleyebiliriz. Buraya bıraktık demiştik ve bu şekilde de ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Yolumuza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Bu sorumuz kolaydı ve kolay bir şekilde de tamamladığımızı düşünüyorum. Yaklaşık değer soruları genelde kolay oluyor arkadaşlar. Yapılası sorular arasında diyebiliriz. Yani ucu tamamen açık olan bir çam fıstığına benzetebiliriz. Bunu da söyleyelim. Şimdi geldik buraya kara köklü sayılarda bir bölüm. Arkadaşlar yukarıda kocaman bir bölüm var. Dikkat ettiniz mi? Bakın burada kocaman bir işaret. Arkadaşlar bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Buraları böyle karalayın, kapatın. Çünkü bunları gördüğümüz zaman sanki soru e, olduğundan daha büyükmüş gibi duruyor. Daha büyükmüş gibi durunca gözümüzü korkutuyor. Onun için buraları arkadaşlar kapatıyorum. Şimdi kendimi sorguluyorum. Acaba ben köklü ifadelerde nasılım? Köklü sayılarda nasılım? Kökten çıkarmada nasılım? E, diyorum ki iyiyim. Köklü sayıları seviyorum. O zaman ben buna bir bakayım diyorum. Şöyle bir sınav esnasında aslında bu arada sizlerle berabeyim. beraberim arkadaşlar bu arada. Ee, bir bakayım diyorum, değerlendireyim diyorum. Sonra kendi kendime tamam diyorum. Şimdi kö genişliği kök 18. A, tabii arkadaşlar kök 18'in şunu bilmen lazım. Yani 3 kök 2 olduğunu bilmen lazım. Hani az önce dedik ya e, badanası, boyası yapılmadan, inşaatı, kolonları yapılmadan mutfak dolabı seçemeyiz, halı seçemeyiz diye. İşte arkadaşlar bunlar bakın e, binanın kolonları. Yani ana yapı malzemeleri diyebiliriz. Kara kök sayılarda sen kök 18'in 3 kök 2 olduğunu... Eğer bilmiyorsan ya da çıktığını bilmiyorsan orada zaten sıkıntı başlayacaktır arkadaşlar. Bunları çok iyi bilmen lazım bir kere onu söyleyelim. Sonra olan şekildeki cisim bir köşesi A noktasının üzerindeyken A noktasının üzerindeyken arkadaşlar bakın burada bir yandan da işaretliyorum. E, iken uzunluğu <laughs> 242 santimetre olan arkadaşlar hemen bunda ne yapıyorsun? 2'ye bölüyorsun. Aha bir bakıyorsun 121. E, 121'de e, 11 kök 2 e, süper bakın 2'ye böldüğümde 121 oldu. Sonrasında arkadaşlar ne olmuş oldu? Ee, 121 11 kök 2 süper. AB çizgisi üzerinde kök 72. Kök 72'yi de arkadaşlar hemen kenarda ne yaptım? Yapıyorum. 6 kök 2 yaptım. Çok güzel. Ondan sonra da arkadaşlar ne yapmış oldum? Bunları bulduk. Sonra diyor ki buna göre son durumda K noktasının B noktasına uzaklığı ne kadardır demiş. Arkadaşlar A noktasını ben ne kadar ittirdim? Bakın 11 kök 2 olan AB çizgisinin üzerinde ok yönünde 6 kök ili 2 ilerletmişim. O zaman ne yapacağız? 6 kök 2 ilerlettiysek eğer burası zaten arkadaşlar 3 kök 2 idi. Sonrasında 6 kök 2 ilerletirsek e ne olacaktır? Arkadaşlar burası ne olacaktır burası e 6 kök 2 ilerlettiğimizde 11 kök 2'den 6 kök 2'yi çıkarttığımızda e burası o zaman 5 kök 2 kalacaktır tabii ki. E dolayısıyla burası 5 kök 2 ise e 3 kök 2 de zaten bizim küpümüzün bir genişliği vardı. E bu ikisini o zaman topladığımızda doğru cevabımızın Denizli şıkkında olduğunu ne yapıyorum arkadaşlar söylüyorum. Bazı sorularda bazı şeyleri Tekrar ediyorum arkadaşlar yani şey diyebilirsiniz ya hocam sen de niye tekrar diyorsun aynı şeyi 6 kökü 11 kökü arkadaşlar bu provada sizlerle beraber deneme sınavında neler yapıyorsak aynısını yapıyoruz neler düşünüyorsak aynısını düşünüyoruz. Yani böyle şöyle miydi ha böyle miydi bunu yapsam mı şunu yapsam mı şöyle mi yapsam bunu buradan çıkartsam mı böyle ne yapıyoruz arkadaşlar düşüncelere dalıyoruz heyecanlanıyoruz sakin oluyoruz ve aynı e, ortamı sizlerle beraber tatmaya çalışıyorum. Karaköklü sayılarda kendini iyi hissediyorsan bu soruyu da arkadaşlar güzel bir şekilde çözüyorsun ve bu soruyu da yapılanlar sorular arasına atıyoruz Şimdi bunu gördük diyelim ki ya biraz böyle arkadaşlar gözümüzü korkuttu böyle tangramlar var bir şeyler var burada bir bilgi vermiş bunu kullan demiş buradan 3 santimetre demiş falan demiş filan demiş. Ne yapıyorum biraz gözüm korktu turlama taktiğini kullanıyorum 3 yıldız koydum biraz zor olabilir dedim ve bunu gönderiyorum yani biraz sonra yapacağım tekrar bakacağım sorulara arasına koydum. A veri analizim. E, severiz arkadaşlar veri analizini. Bizi zorlamaz diye düşünüyorum. iyiyim diye düşünüyorum bunda öğrenci gözüyle. Ve tamam diyorum bir bakayım diyorum. Ve başlıyorum okumaya soruyu. Emre öğretmen bir kurs merkezindeki öğrencilerin branşlarına göre sayısını gösteren tabloyu tahtaya çizip Öğrencilerden bu verileri kullanarak sütun ve daire grafiği çizimlerini istemiştirdi çizmelerini istemiştir. Tamam, güzel. Arkadaş, öğrenci sayısı bir tane burada. Tamam. Yukarıdaki kurslardan 6 tanesini gösteren sütun grafiği, evet burada hazırlayan öğrencinin çizimi ve tüm branşları gösteren daire grafiğini hazırlayan öğrencinin çizimi görseldedir. Bakın, burada arkadaşlar e, kurslarımız var. E, burada da farklı kurslar var. İki öğrencimiz bunları hazırlamış. Buna göre bu kurs merkezindeki toplanan... Toplam öğrenci sayısı en az kaç tır demiş. Arkadaşlar şimdi bakalım bunlar burada var mı? Yok. E, o zaman arkadaşlar burada kurslar e, burada nerede ifade edilmiş? E, buradaki kurslar arkadaşlar diğer kurslar bölümünde ifade edilmiş diyoruz. Çünkü burada yok. E, bak burada arkadaşlar e, swing var, yüzme var, heykel var bu kurslarda ama diğer bu kurslar yok. Keman resim kodlama robotik yok. O zaman ne yapıyoruz? Diğer kurslar bölümüne bunları toplamışlar. Eyvallah süper bunu yorumladık. Sonra geliyorum buraya. Arkadaşlar bakalım diğer kurslar bölümünde kaç öğrencimiz var? Hemen sayıyorum. Buradan 12 geldi. Bakın üstüne yazıyorum arkadaşlar sağa sola değil. O da önemli. 7 kişi buradan geldi. Kemana bakıyorum 10 kişi buradan geldi. Buradan 6 kişi geldi. Sonra arkadaşlar buradan 11 kişi geldi. Buradan da 9 kişi geldi. Topladığımda bakalım kaç yapacak? 20, 30, 36, Arkadaşlar 43, 53, 55. O zaman diğer kurslar bölümüne kaç kişi gelmiş? 55 kişi gelmiş arkadaşlar. Buraya ne yapıyorum? 55 kişi yazıyorum. Çok güzel. Peki buradaki açıya bakalım. 90 ile 60'ı topladım. Ne oldu arkadaşlar? 150. 45 daha 195. 360'tan 360'tan 195 çıkarttığımız zaman geriye ne kaldı? 165 derece kaldı. Bu açıyı da mutlaka yerleştiriyorsunuz tabii ki. Önemli arkadaşlar. Sonrasında ne var bakalım? E ben şunu diyemez miyim arkadaşlar? Burada zaten biliyorsunuz veri analizinde orantı kurmak çok önemliydi. Ve şunu diyorum. E 165 derecelik e bu daire dilimine tam 55 tane kişiyi sığdırabiliyorsam ben. 55 kişiyi sığdırabiliyorsam. Arkadaşlar e, o zaman kurs merkezindeki toplam kişi sayısı kaçtır diye soracağız. O zaman 360 dereceye kaç kişi sığacaktır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda bunu gördüğün zaman şöyle yapman lazım e, katlara bakman lazım. Ya alt alta katlara bakacaksın ya da yan yana katlara bakacaksın. Şimdi ben alt alta baktığımda bir 165 bir de 360 çok da bir şey aslında bana ifade etmiyor. Ama yan yana baktığım zaman Aman Allah'ım diyorum. Aman Allah'ım orada inanılmaz güzel bir şey var diyorum. Ve 165 ile 55'in birbirinin tam 3 katı olduğunu görüyorum. Ya da 3'te biri olduğunu görüyorum. E o zaman 3'te biri ise burasını da arkadaşlar 3'e bölersem 160'ı 363'e bölersem x'imiz yani kursa gelen tüm öğrencilerin aslında pardon bu olmayacak 120 kişi olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla yani kursa gelen toplam kişi sayısı 120'ymiş arkadaşlar diyorum ve doğru cevabı da B şıkkında işaretleyip ne yapıyorum kağıdımı fit diye gönderiyorum. Arkadaşlar bir hatırlatmam var Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Olasılık. Arkadaşlar kendine soruyorsun ben olasılıkta nasılım? Olasılık biraz gıcık mıdır, değil midir diye. E, ama soru kısa. Yani böyle anlaşılır gibi. Çok da böyle yani yormayacak gibi hissediyorum kendi kendime. Öğrenci gözüyle. Bir okuyayım diyorum. Bakayım deneme sınavındasın, heyecanlısın. Sağdan soldan öksürme aksırma sesleri geliyor. E, kağıt sesleri geliyor ama onlara tabii aldırış etmiyorsun sen. Tam motivasyonla soruları okuyorsun. Ve soruları okurken de hikayeleştiriyorsun. Onu zaten özellikle söylemiştik. Aşağıda bir doktorun randevu takvimi verilmiştir. Bu takvimdeki boyalı bölümlerin olduğu randevular doludur. Evet sarı olan bölgeler doluymuş arkadaşlar. Buralara randevu alamıyoruz. Tamam. Nazlı e, bu doktordan gösterilen haftanın herhangi bir günü saat 13'ten sonra aman Allah'ım dikkat. 13'ten sonra. Yani 13'ten önce gelemiyor. Herhalde nazlının işi var. Bakın 13'ün sınırını çiziyorum. 13'ten sonra yani alt bölüm olabilir arkadaşlar. Bu bölüm olabilir ama üstü olamaz arkadaşlar. Nazlı buradan bir randevu almak istemiyor. Buraları ne yaptık karaladık. E, e randevu talep etmişti. Buna göre Nazlı'nın randevusunun perşembe günü olma olasılığı nedir? Arkadaşlar perşembe gün olma olasılığı şimdi kaç tane randevu için boşluk var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boşluğumuz var. Bu 8 tane boşluktan arkadaşlar 8 tane boşluktan perşembe günü olma olasılığı nedir? Bakın şu ikisi olma olasılığı nedir? E 8'de 2'dir. O zaman arkadaşlar olasılığımız çıktı. 8'de 2. İşte bu kadar basit. 2 bölü 8. Var mı şıklarda? Yok. O zaman ne yapıyorsun? 2 ile sadeleştirdin. Hop. Buradan ne yaptın? 1 bölü 4 oldu. Cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Teşekkürler olasılık. Bizi çok yormadığın için, bizi üzmediğin için çok sağ ol diyoruz. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? Sorularımızı e, bu soruyu da halletmiş olduk. Bu soru mu cepte? Haydi bakalım cepte diyoruz arkadaşlar. Bakıyorum cebirsel ifadelerle alakalı bir soru. Aman Allah'ım diyorum iyiyim ama o kadar da iyi değilim diyorum. Ve iki yıldızda cebirsel ifadeleri uğurluyorum arkadaşlar. Devam ediyorum sorularıma. Yine bir cebirsel ifade geldi. Hay Allah'ım diyorum ya ne kadar çok cebirsel ifade çözüm, sormuşlar diyorum. Bunda da yine böyle kafam karışıyor. Biraz zorlanıyorum gibi olabilirim diye. Bunda ne yapıyorum arkadaşlar? Geçiyorum turlama taktiğinde. A diyorum koordinat sistemi. Koordinat sisteminde iyiyim, iyi sayılarım. Koordinat sistemi çok zor değil zaten diyorum kendi kendime. Ve başlıyorum soruyu çözmeye ve okumaya. Şimdi aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi vurulan bölgeye göre kaç puan alacağına belli olan hedef tahtası üzerine bir koordinat düzlemi yerleştirilmiştir. Hakan bu e, hedef tahtasına yaptığı 3 atışta toplam 9 puan almıştır arkadaşlar. Altını çizdik. Verinin altını çizdik. Hakan birinci atışta arkadaşlar 1.1 bölümüne vurmuş. Üçüncü atışta şu noktaya vurmuş. İkinci atışta vurduğu noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir derin nefes alıyoruz tabii ki yine öğrenci gözüyle arkadaşlar ve diyorum ki 1 bir, bir bire bir noktası nerede burada hmm, sarı bölgeye gelmiş buradan kaç puan alırım arkadaşlar ben birinci atışımdan şuraya not çıkarttım ve 4 puan kazanıyorum diyorum tamam çok güzel. Üçüncü atışa bakar mısın? Eksi 3'e eksi 2. Yani bu üçüncü bölgededir. Çünkü eksiye eksi. Geldim arkadaşlar. Eksi 3'e eksi 2. Neredeyim? Buradayım arkadaşlar. Bu da yeşil bölgeye gelmiş. Buradan aldığım puan da kaç puandır arkadaşlar? 3 puan buradan alıyorum. 3 puanda buradan aldım. ettim mi sana 7 puan? Şimdi 9 puan yapacaktı. 7 puan bunlardan aldım. O zaman arkadaşlar 2 puana ihtiyacım var. 2 puan acaba nereden alabilirim ben diye düşünüyorum. 2 puan arkadaşlar nereden alabilirim diye düşünüyorum. 2 puan en dıştaki halkada bulunuyor. Şimdi 3'e eksi 2'ye bakalım. X'in 3'ü 1, 2, 3. ve eksi 2 burada. A bu olmadı. Arkadaşlar bu noktamız A şıkkı buraya karşılık geliyor. Bu olmadı çünkü o 3 puana karşılık geliyor. 2 eksi 4. X'in 2 olduğu... Y'nin 4 olduğu 1, 2, 3, 4 Nereye karşılık geldi? Buraya karşılık geldi. Aman Allah'ım burası 2 puan değil mi? Evet 2 puan da buradan alıyor muyum? Evet arkadaşlar o zaman doğru cevabı buldum. Diğerlerine çizgi atarak ne yapıyorum? Yolculuğuma bu soruyla mükemmel bir şekilde devam ediyorum. Ve bu soruyu çözdüğüm için kendimde müthiş bir deneme sınavında heyecan duyuyorum. Böyle aa diyorum e, çözebiliyorum geliyor diyorum. E, 15 netler geliyor diyorum heyecanlanıyorum arkadaşlar. Ve bunu da yapılabilir sorular arasına gönderiyorum. Bunu da gönderdik. Ve sonrasında böyle bir şey çıktı karşıma grafik var falan ee, burada virgüller var biraz virgülleri görünce bir moralim bozuldu sen dur bakalım diyorum sen de dur bakalım diyorum bak turluyorum arkadaşlar bütün soruları göreceğiz ya ee, buradan sonra sonra böyle bir soru geldi biraz uzun bir soru diyorum yani bu soruyu da yapsam mı yapmasam mı diye kararsız kalıyorum buna da arkadaşlar şöyle bir e, iki yıldız değil de üç yıldız koyayım biraz böyle ben Pisagor bağıntısında eğimde biraz sıkıntım var gibi diyorum kendi kendime öğrenci olarak ve bunu da gönderdim. Eşitsizlikler kolay bir konuydu. E, okulda öğretmenimiz anlatırken de ve burada anlatırken de çok kolay olduğunu düşünmüştüm diyorum kendi kendime ve yapmaya karar veriyorum. Yukarıda bir su faturasının kullanılan su miktarına göre değişimini gösteren tablo verilmiştir. Eyvallah. Buna göre 21 e, metreküp su kullanılan bir kişinin faturası 12 metreküp su kullanan bir kişinin faturasından kaç TL fazla gelmiştir arkadaşlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın kullanım miktarına göre bir fiyatlandırma var. Ben 21 metreküp kullanırsam hangi aralığa karşılık gelir? Bakın kullandığı metreküp 20'den fazla olanlar bu denkleme göre fiyatlandırma karşılığımıza geliyormuş. O zaman 21 metreküp için diyorum ki. 6 artı 8 çarpı 21 diyorum. Buradan da 168 artı 6, 174 TL'lik bir ödeme çıkıyor. Geliyorum nereye? 12 metreküp kullanan bir arkadaşımız e, ne kadar bir e, ücret öder? 12 metreküp hangi aralığa karşılık geldiğini bir an ne yapıyorum? Görüyorum şu aralığa. O zaman arkadaşlar ücretlendirme buna göre olacaktır. 6 e, artı 7 çarpı 12 diyorum. Bakın X yerine 12 yazıyorum. Çünkü metreküp fiyatını buraya yazmanız lazım Buradan da ne oldu arkadaşlar? 84 artı 6'dan 90 TL'lik bir ödememiz çıktı. Farkını aldığımızda farkımız da 84 TL'dir diyorum. Oh be diyorum gerçekten de eşitsizliklerden kolay bir soru çıkmış. Ee, ve bu sorudan da bir netimi cebe indiriyorum arkadaşlar. Böyle bir eşitsizlik var. Yine bu bak ama virgüller falan hiç olmadı ki diyorum. Ondan sonra... Bunu da arkadaşlar şöyle bir iki yıldızla yapabilirim ama biraz beklesin diyorum ve kenara gönderiyorum. Geldim bir üçgen eşitsizliği arkadaşlar kavramına. Üçgen eşitsizliği kavramına baktığımızda neler göreceğiz, ne yapacağız ona bir bakalım. Şimdi üçgen eşitsizliğinde biliyorsunuz e, kenarlarımızdan birini ortaya yazıyorduk. Sonrasında arkadaşlar diğer kenarların bir farkını alıyordum bir de toplamını alıyordum. Buna göre değerlendireceğiz. Şimdi Ali'nin 5 santimetre, Tülin'in 12 santimetre, Hakan'ın 6 santimetre. Arkadaşlar zaten burada vermiş. Okumaya gerek yok arkadaşlar. Ee, diyor ki, e, Ali, Tülin, Hakan, Selami, Tufan ellerinde kalemleri ucuca ekleyerek bir üçgen elde etmek istiyorlar. Buna göre hangilerinin kalemlerinin ucuca eklenmesiyle üçgen oluşturulabilir demiş. Arkadaşlar süper. Şimdi bakalım Ali, Tülin, Hakan. Ali burada 5 santimetre arkadaşlar 5 santimetre. Tülinimiz 12 santimetre ve Hakan'ımız 6 santimetre oldu. E ben 12'yi ortaya yazsam arkadaşlar toplamlarımız bakın 12'yi ortaya yazsam farkımız bir toplamları 11 yaptı. E bu sıralama doğru değil ki o zaman buradan bir üçgen çıkmaz. Devam edelim. E Hakan Selami Tufan. Hakan 6 cm. Selami 8 cm. Tufan 20 cm. Arkadaşlar 20'yi ortaya yazdım. Daha böyle net olsun diye. Toplamlarımız 14 yapar. Farkımız 2 yapar. E, düzgün bir sıralama olmadı. Bu da gitti. Devam edelim bakalım. Tülin Selami Tufan. Tülin nerede? Burada. 12 cm. Şimdi arkadaşlar Tülin 12 yazdık. Çok güzel. Ondan sonra başka kim var? Selami. Selami 8 cm. Onu da yazdık. Sonra kim var arkadaşlar? Tufan. Tufan'a yazdık. 20. Sonrasında sevgili arkadaşlarım örneğin buraya kimi yazalım hadi 20 yazalım yine 20 yazdığımızda farkımız ne olur 4 toplamımız ne olur arkadaşlar 20 e 20 ile 20 e birbirinden büyük değil ki dolayısıyla ne olacaktır bu da sıkıntı bu da yanlış o zaman son şıkka geldik diğerlerinden eminsek bunu denemeye bile gerek yok arkadaşlar çünkü zamanımız çok değerli dolayısıyla da ne yapıyoruz bu soruyu da bu şekilde halletmiş oluyoruz ve yapılan kolay sorulardan bir tanesi diyebiliriz. Geliyorum arkadaşlar nereye? Tabii ki bir dik üçgen varsa, Pisagor varsa yukarıda zaten bize söylemiş. Pisagor bağıntısını kullanacaksın demiş. Sonra içeriye alma işlemlerini kullanabilirsin demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Yani soru bakıyorum çok uzun değil. Ee, böyle şekilleri de seviyorum. Tatlı geliyor bana diyorsan o zaman ne yapacaksın? Startı vereceksin. Yukarıdaki şekilde bir çalışma masasının planı ve bu plandaki bazı kenarların uzunlukları verilmiştir. Buna göre plandaki soru işaretiyle gösterilen bölüm. E, uzunluğu kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar tabii ki bu soruda yani bir, bir ufak tefek bir şeyler bilmeniz lazım. Bakın şuradan şöyle uzattığımız zaman uzattığımız zaman bakın şöyle uzattığımız zaman arkadaşlar şöyle bir uzatalım bakalım uzatalım biraz şöyle e, evet uzattığımız zaman şimdi burası 40'sa e, burası kaç olacaktır? 40 olacaktır değil mi? 40 santimetre olacaktır arkadaşlar. Bunu yazdık. Sonra bakın şuradan şöyle uzatırsam, şuradan şöyle uzatırsam arkadaşlar. Burası 30'sa, e, burası da 30 olacaktır, 30 santimetre olacaktır. E buraya ne kaldı o zaman? Buraya arkadaşlar ne kaldı? 30, 40 daha 70. Buraya ne kaldı? 20 kaldı arkadaşlar. Buraya ne yaptık? 20'yi yazdık. Aynı mantıkta geliyorum arkadaşlar. Nereye? Şuraya. Bakın şöyle uzatırsam yukarıdan ne geldi? 40 geldi. Şöyle uzatırsam arkadaşlar yukarıdan ne geldi? 30 geldi. Şimdi 30, 40 ne oldu? 70. E bu araya ne kaldı? 20. O zaman şu üçgeni çizmemi ister misiniz? Bakın şöyle arkadaşlar daha geniş çiziyorum. Ve buradan şurası 20 santimetre. Burası 20 santimetre arkadaşlar. Burası da X. Biliyorsunuz ki burada ikiz kenar dik üçgenlerde arkadaşlar dik kenarlarımız 20-20 ise hipotenüsümüzü hesaplamaya gerek yok. Direkt kök iki katını alabilirsin. Ve doğru cevabımızın da Bursa olduğunu harika bir şekilde ne yapmış oluyorsun söylemiş oluyorsun arkadaşlar. Şöyle bir e, yudum su alayım. <laughs> evet kendimizi böyle suyla beraber ne yaptık arkadaşlar güncelledik. Arkadaşlar sizler de geceleyin ders çalışırken uykunuz geldiğinde hemen ne yapıyorsun? Kalkıyorsun. Güzel bir şekilde yüzünü yıkıyorsun ve yolculuğuna kaldığın yerden devam ediyorsun diyebiliriz. Ve ne yaptık arkadaşlar geldik bir benzerlik sorusu mudur nedir tam emin değilim ama sanki öyle bir şey gibi ve arkadaşlar soru uzun da değil uzun da değil ee, bir düşünelim bakalım yapılabilir sanki ya bu soru o kadar uzun değil ee, okumakla vakit kaybetmeyeceğim diye düşünüyorum ve yapmaya başlıyorum şimdi aşağıda aynı fotoğrafın tabletin dikey ve yatay konumunda bulunduğunda oluşan görüntüler verilmiştir tablet dikey konuma getirildiğinde Tüm ekranı kapladığına göre X ile gösterilen uzunluk kaç milimetredir? Bakın X ile gösterilen uzunluk kaç milimetredir demiş. Buraların altını çizdim. Ee, burada uzunluklarım zaten arkadaşlar verilmiş. Dikey konumda kullanıyorum öncelikle. Dikey konumda kullandığımda sevgili arkadaşlar bakın 10 santim 10 santim yukarıdan ve aşağıdan giderse şu uzunluğum bakın şu resmin uzunluğu arkadaşlar burası ne olacaktır? 150 olacaktır değil mi? 150 olacaktır yazdık ama tam gözükmedi hemen bir daha yazalım. Arkadaşlar burası ne olacaktır? 150 olacaktır. Şimdi buraya bakalım. Buradan da 5, buradan da 5 giderse 5 5 10. E o zaman arkadaşlar buradan da 90 milimetre olmayacak mıdır? Çünkü niye? Bak tamamı 100. E buradan 5, buradan 5 ise burası da ne olacaktır? 90 milimetre olacaktır diye düşünüyorum. E geliyorum buraya. Şimdi tabletimizin kısa kenarı burası. 90 milimetre oldu. Şimdi burayı bilmiyorum ama. Ama burasını bilmiyorum arkadaşlar. Buraya da A diyeyim. Bilmediğim için burasını zaten e, soruyor bana. Yani burayı bulursam X'leri zaten bulacağım. Onu söyleyelim. Sonrasında ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum buraya. Diyorum ki, diyorum ki 90'ın 150 oranı bakın kısa kenarın uzun kenar oranı. Arkadaşlar 90'ın 150 oranı bakın kısa kenarın uzun kenar oranı. Burada da Kısa kenarımıza A demiştik, A demiştik. X diyemiyorum çünkü zaten burada var. A'nın e, burada kısa kenar uzun kenar oranı burası ne olur? 90. Bakın buranın bir anda tabletin kısa kenarı bizim resmimizin uzun kenarı oldu. E dolayısıyla ben buradan A'yı bulabilirim. İçler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar ve güzelce. Örneğin şuradan e, sıfırlarımızı attık. Hatta 3 ile sadeleştirirsem arkadaşlar 3 bölü 5 oldu. E, sonrasında A bölü 90 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptık. Yaptığımızda A'nın 54 santimetreye karşılık geldiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 54 santimetreye karşılık geldiyse sonrasında ne yapacağız? E burası 54 santimetre ise arkadaşlar uzun kenarımız neydi uzun kenarımız? E 170'ten 54'ü çıkartıyorum değil mi? 170'ten 54'ü çıkartacağım mı acaba öyle mi yapsam e nasıl yapsam diye düşünüyoruz. Ve sonrasında da düşündükten sonra şunu karar veriyorum diyorum ki he, Burası o zaman e, Burası o zaman e, 150 santimdi Evet 150 santimdi e, o zaman 2x artı 54 bakın 2x artı 54 arkadaşlar 2x artı 54 e eşittir e 150 santim çünkü burası burayla aynıydı resmin boyutu 150 idi o zaman ne yapıyorum 150 santimetre diyorum ve buradan da denklemi çözüyorum 2x eşittir arkadaşlar 54'ü karşıya attım kaç kaldı buradan 96 santimetre 2x 96 ise x eşittir 48 diyorum ve a ne yapmış oluyorum bulmuş oluyorum sizlerle beraber çok da güzel bir şekilde sorumuzu çözdük arkadaşlar benzerlikle alakalı bir soruydu. Yine koordinat sistemi ile alakalı bir sorumuz var. Sonra da arkadaşlar son sorumuz olan denklemle alakalı şey e, cebirsel ifadelerle alakalı bir sorumuz gelecek. Bakalım bu sorumuz koordinat sistemini seviyoruz dedik. Yapılabiliyor yapılası sorular arkadaşlar. Dolayısıyla bir değerlendirelim bakalım. Şimdi birim kareli zemin üzerindeki koordinat sisteminin A noktasında duran bir karımca her seferinde 3 birim aşağı 4 birim sola hareket ediyor. Bakın 3 birim aşağı e, o zaman ne olacaktır bakın. 3 birim aşağı dediği zaman y ekseni her seferinde 3 azalacak. E, sola dediği için x ekseni de arkadaşlar 4 birim azalacak her seferinde. Şimdi öncelikle devam edelim bakalım. <laughs> Buna göre karınca 38 birim yol aldığına e, yol aldığında geldiği noktanın koordinatları e, sevgili arkadaşlar ne olacaktır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar koordinatlarımızı bir bulalım bakalım. Şimdi e, koordinatımız neymiş bakalım. Şuraya bakalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Burası ne olacaktır? 9 olacaktır. 9'a yani x'imiz 9 oluyor arkadaşlar. x'imiz 9, y'imiz de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9'a 6 değil mi? 9'a 6 oldu. Çok güzel. Dolayısıyla 9'a 6'yı ne yapıyorum? Yazıyorum. 9'a 6 koordinat sistemimizin başlangıcını yaptık. 38 birim yol gidiyormuşuz. Arkadaşlar biz her defasında her defasında 4 birim ve 3 birim olmak üzere her hareketimiz 7 birim hareket değil midir? Evet, 7 birim hareketimiz var. 38 birimde ne yapacağım? E, sevgili arkadaşlar, toplamda toplamda 38'i 7'ye bölersem tam 5 kere bu hareketi yapmak zorundayım. Bakın 5 defa bu hareketi yapacağım. Sonra 3 kere bir hareketim ne olacak? Artacak. Çünkü 38'in içinde 7 Arkadaşlar 5 beş defa vardır ve ben bunu 5 defa yapmak zorundayım diyorum. Ve bir yandan da öğrenci gözüyle şunu düşünüyorum. Ya diyorum biraz zormuş galiba bu soru ya falan. Hay Allah nasıl yapsam falan diye düşünüyorum. Ama biraz daha mücadele etmeye devam ediyorum. Sonrasında arkadaşlar diyorum ki bunu 5 defa devam ettirirsem. 5 defa devam ettirirsem o zaman buradan ne gelecektir? Buradan eksi 20 gelecektir arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? Eksi 15 gelecektir değil mi? Dolayısıyla 9'dan eksi 20 azalırsam ne olur arkadaşlar ne olur? Eksi 11 olur değil mi? Eksi 11 olur. Buraya bakalım. Buradan da eksi 15 azalırsa burası ne olacaktır? Burası da eksi 9 olacaktır arkadaşlar. Sonra bunu bulduk. Ama 35 birim hareket yaptığımızda bu noktaya geliyoruz. 3 birim daha hareket yapıyorum. O 3 birimi de 3 birim aşağı yaparak ne yapıyorum? Tamamlıyorum. 3 birim aşağı neresi olur arkadaşlar? 3 birim aşağı doğru gittiğimizde tabii ki y ekseninden azalacağım. Sadece y ekseninden azalacağım arkadaşlar. O zaman da ne yapıyorum? Eksi 11. 3 birim azalırsam eksi 12 olacaktır. Ve en son geldiğim nokta eksi 11'e eksi 12 diyorum. Ve doğru cevabım da denizli şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu güzel sorumuzla alakalı olarak arkadaşlar. Son soruya bakalım. Son soruda da yine böyle bir ne var arkadaşlar? Cebirsel ifadeler falan filan var. Böyle biraz hafiften ne yaptım? Gözümü korkuttu gibi. Dursun diyorum ve çözemediğim sorulara, yıldız koyduğum sorulara arkadaşlar tekrardan bir ne yapıyorum? Turlama taktiğiyle e, dikkat çekiyorum. Burada 3 yıldız koymuşum mesela. Buna en son bakayım diyorum. Bu bayağı böyle açılmayan çam fıstığı tadında arkadaşlar. içinde ne var bilmiyoruz. E, Dişimizde ısırsak arkadaşlar kırabiliriz. Aa bakıyorum 2 yıldız. Aa 2 yıldız. Bu arada arkadaşlar lütfen sizler de bu benim çözmediğim bugün çözmeyeceğim zaten hani öğrenciyiz ya e, bu soruları arkadaşlar şöyle size de göstereyim ekran fotoğrafı alır, alıp e, bunlara bir çözümünü yapın ve yorumlara doğru cevabı arkadaşlar yazın bakalım ben de merak ediyorum. Evet iki yıldız koymuşum bütün sorulara baktım yapabildiklerimi yaptım ve iki yıldız olan bir soruya da ne yapacağım tekrar göz gezdireceğim. Şimdi aşağıdaki grafikte Ayşe Hanım limonata yaparken kullandığı e, limon suyu ve su miktarlarını arkadaşlar e, miktarları arasındaki ilişkiyi ne yapmış? Bize göstermiş. Çok güzel. E, tamamdır. Grafiği inceliyorum. Diyor ki, he diyor, tamam diyorum. 4 litre limon suyu ol varsa 10 litre diyorum su var. Bunları birleştirince limonata oluyor. Oh ne güzel şöyle soğuk soğuk içeriz diyoruz. Sonra Ayşe Hanım, bak hikayeleştiriyorum bir yandan da arkadaşlar. Ayşe Hanım 1 litre limon suyu elde etmek için ortalama 8 tane limon kullanıyormuş. Bakın 1 litre limon suyu elde etmek için 8 limon kullanıyormuş. Ayşe Hanım aldığı 56 limonun tamamıyla limonata yapmak istiyor. 56 limon almış Ayşe Hanım. E buna göre Ayşe Hanım'ın limon, limonlarının tamamıyla yaptığı limonata kaç litre olur? Arkadaşlar şimdi bakıyorum 56 limon var 56 limon var e 8 limonla 1 litre limon suyu elde ediyorum o zaman mantıken yani şunu yapmaz mıyım 56'yı güzelce 8'e bölerim arkadaşlar 8'e bölerim o zaman ne olur 7. 8'e bölerse 8 tanesinden 1 litre çıkıyorsa 56 tanesinden 7 litre arkadaşlar ne çıktı limon suyu çıktı bakın limon suyu çıktı ne yaptık yazdık limon suyu çıktı sonra arkadaşlar şunu diyemez miyiz oran orantımızda şunu diyemez miyiz ee, şunu diyemez miyiz ee, gelelim şu, bo şu boşlukta yapalım arkadaşlar şunu diyorum o zaman 4 litre limon suyu ile 14 litre arkadaşlar 14 litre e limonata yapıldığına göre zaten onu soruyor bana. 4 litre limon suyu ile 14 litre e, e limonata yapıldığına göre 7 litre limon suyu ile bakın 7 litre limon suyu ile kaç litre limonata yapılır diyorum ve buradan da içler dışlar çarpımı yapıyorum. Hadi yapalım bakalım. 4 çarpı x eşittir. 7 çarpı 14. 7 çarpı 14 diyorum. 4 x eşittir. 70, 28. Ne oldu arkadaşlar? 98 oldu. 98'i kenarda bir yerde arkadaşlar 4'e bölerseniz eğer 4'e bölerseniz eğer 49 bölü 2 yapar. 49 bölü 2'nin de c şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Oh be diyorum bu soruyu da yaptım diyorum. Bir net daha cepte diyorum ve şöyle alıyorum arkadaşlar sorularıma tekrar bakmaya devam ediyorum turlama taktiğinden kaynaklı olarak şöyle bir bakıyorum şu soru acaba gelir mi gelmez mi diye düşünüyorum sonra böyle bir soru var e, bu da biraz yapılır gibi ama acaba yapsam mı diyorum şöyle sonra üstü ifadelerden çok soru çözdüğüm aklıma geliyor. Ee, bir üstü ifade sorun vardı. Ona bir bakayım diyorum. Bakın burada yine e, bayağı uzun bir soru kafamı karıştırabilir. Lütfen siz de arkadaşlar bu soruların cevaplarını mutlaka bulun istiyorum. E, şöyle bir üstü ifade sorusuna bakalım. Bu soruyu sanki hani yaparım diye düşünüyorum. Üstü ifadelerden bayağı soru çözdüm çünkü e, öğrenci olduğum için ve e, bayağı da yorulmuştum. Bakalım bu soruya da bir göz atalım sevgili arkadaşlar ve deneme sınavında nasıl bir e, hisse kapılıyoruz ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki ee, şurada kenar uzunlukları 3 üzeri 4. Şurada 34 almış arkadaşlar ama onu 3 üzeri 4 olarak hemen ne yapalım güncelleyelim. Ve arkadaşlar 27 üzeri 3 hemen onu da ne yapalım? Düzeltelim şöyle 27 üzeri 3 olarak arkadaşlar. Çünkü 273 bizim değil mi? şey Kullandığımız sayılar değil. Hemen ne yaptık? Bunları düzelttik. Şimdi dikdörtgen şeklini zaten burada vermişiz arkadaşlar bir yandan da. Karton bir kenar uzunluğu 3 üzeri 4 milimetre olan arkadaşlar küçük küçük karelere bölünüyormuş. Tamam. Buna göre son karenin rengi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Olabilir demiş. Ne yapacağız? Hemen arkadaşlar şöyle güzel bir düşünelim. Şimdi düşünüyorum. Ben ne yaparım? Bölme yapacağım. Bölme yapacağım arkadaşlar. Bunlar da kareymiş. E, karelerin arkadaşlar, e, bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değil midir Allah aşkına? Evet. O zaman geliyorum buraya. 3 üzeri 4 diyorum. Ve bu uzunluğu, bu uzunluğa bölerek kaç tane kare olduğunu bulmaya çalışıyorum. 27 üzeri 3'ü 3 üzeri 4'e bölüyorum. Şimdi arkadaşlar tabii sen bunun 3 üzeri 3 Olduğunu bilmezsen sıkıntı 3 üzeri 3'ün 3. kuvveti Yani burası 3 üzeri 9 olacaktır Buradan da 3 üzeri 4 e Bölmede üstler birbirinden çıkartılmıyor muydu Evet 3 üzeri 5 tane Yani arkadaşlar 3 üzeri 5 tane 3 kere 3 9 27 81 243 Yani arkadaşlar 243 tane Kare olmuş 243 kare vardır diyebiliriz Dolayısıyla çok güzel bunu bulduk. Sonra 243 kare varmış. Peki bunlar nasıl bir örüntü şeklinde gidiyor arkadaşlar? Bakın turuncu, yeşil, mavi, sarı. Dörderli dörderli gidiyor değil mi? Dörderli dörderli bakın dörderli. Turuncu, yeşil, mavi, sarı şeklinde gidiyor. O zaman ben 243'ü bir dörde böleyim bakayım. Kaç tane bütün halinde giden, grup halinde giden e, durum var. 243'ü arkadaşlar ne yaptık? Dörde bölüyorum. Dörde böldüğümde 60 çıkıyor arkadaşlar. Buradan da 240'ı yakalıyorum. Ve ne kaldı? 3 kaldı. 3 tane kutu ilerlemişim. Yani bu üç kutucuk ne biliyor musun arkadaşlar? Başlangıçtaki turuncu, yeşil, mavi ile ne yapıyorum? Finali yapıyorum. Sarıya sıra gelmiyor. Dolayısıyla en sonda bulunan rengim mavidir diyorum. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin Aynen. için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Şu soruda gözüme arkadaşlar kolay gibi gözüktü. İşaret koymamışım ama çözümlemeler biraz kolay geliyor, sempatik geliyor. Ona da bir bakalım ve ne yapalım? Yavaş yavaş da denememizi tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şekilde e, verilmiş arkadaşlar. Yanda verilen asansör kapısına en fazla taşıyabileceği kütlenin kilogram cinsinden üstüsü üstü ifadesi çözümlenmiş olarak yazılmıştır. Görüyorsunuz. Hemen bunu tamamlayalım. Okuduk durduk. Buraya bakalım. 305 virgül arkadaşlar. 305 virgül e, 224. 305 virgül 24 yaptık. Şimdi bunu yazdık. Sonra Diyor ki bu 3 kişi yanlarında bir koli ile asansöre bindiğinde göre kolinin kütlesi en çok kaç kilogram olabilir demiş. Şimdi Furkan'a bakalım 78,12. Arkadaşlar Furkan arkadaşımız 78,12 olmuş. Çok güzel. Hilal'e bakalım 70,05. Aman Allah'ım 70,05 arkadaşlar onu da yaptık. Buraya bakalım 84,6. Arkadaşlar 84 virgül bu da nedir? 6'dır arkadaşlar. Sonra şimdi bunları bir toplayalım bakalım hali hazırda bakalım kaç olacak. Şuraya güzel güzel yazalım arkadaşlar virgüller mutlaka alt alta gelsin. E, bir bakalım bu arkadaşların ağırlığı ne kadarmış. E, arkadaşlarımız bakalım şöyle bunlardan topluyorum. E Burası 7 yaptı. E Burası da 7 yaptı. Burası 12 hafta elde var bir. Arkadaşlar buraya bakalım 15-22 ne olur 23 olur değil mi? Burası da 23 oldu. 232,77 kilogram yaptı. Peki bu kolinin ağırlığı en fazla kaç olabilir demiş. E ne yaparım? E, Asansörün toplama taşıyacağı ağırlıktan bu arkadaşların ağırlığını çıkartırsam herhalde taşıyabileceğim e, maksimum e, koliyi bulabilirim diye düşünüyorum. Böyle güzel mantıklar yürütüyoruz ve arkadaşlar güzelce çıkartalım. E 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıktı 7 kaldı. 11'den 7 çıktı arkadaşlar kaç kaldı? 4 kaldı tabii ki. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. E burada arkadaşlar kaç kaldı? 9 kaldı. 9'dan Burada kaç kaldı? Buradan bir onluk kalmadı zaten. 10'lu kaldık. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 0. 72,42 kilogram olursa bu koli asansör hareket edebilir diyoruz. Ve doğru cevabımızın da deniz ışıkında olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar sizler bir prova çalışması yaptık. Denemelerde ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yapmamız lazım? Yıldızlarımızı koyduk. Zor olan sorularımıza bakın bunları çözmedik mesela. Niye çözmedik? Çünkü zor geldi. Sizler de deneme sınavında bunlarla arkadaşlar ne yapacaksınız? Güzelce. E, ...aynı deneme gibi bir e, çalışma yaptık sizlerle beraber. Şimdi sevgili arkadaşlar, prova kampımızı tamamladık. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Öğrettiğimiz taktikleri lütfen uygulayın. Ve soruları nasıl çözdüğümüze dikkat edin. Gerçekten sınavı ufak tefek detaylar kazandıracak diyoruz. Ve sizleri çok seviyoruz. Şimdiden hepinize de güzel güzel başarılar, güzel güzel çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen, hemen ödüllü sorumuzu sizlere hatırlatmış olalım. Ödüllü sorumuz neydi? Tabii ki matematikle alakalı arkadaşlar. Ödüllü sorumuz... Denemelerde bu aralar kaç net yapıyorsun? Bunu soruyoruz arkadaşlar. Bu arada tabii çözmediğimiz soruların cevaplarını da yorumlara bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım. Düşüncelerinizi merak ediyoruz arkadaşlar ve bu arada netleri arkadaşlar kötü geliyor, üzülüyorum, çalışıyorum, artmıyor diye düşünmeyin kesinlikle elimizde bulunan kaynakları mutlaka son güne kadar çözün. Son bir hafta bile, son 10 gün bile arkadaşlar netlerinizin arttığını göreceksiniz diyelim ve hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. <laughs>